Merhaba arkadaşlar, EAFC 24 Chark Rebuild ile karşınızdayım. Chark'ımıza Şampiyonlar Ligi'nin bütün takımlarını ekledik. Hangi takım gelirse gelsin Rebuild'imizi onunla yapacağız. İkinci Chark'ımızda ise dostlarım kaç sezon Rebuild yapacağımız var. 1 ile 5 arası bunu sınırladım. 5'ten fazlası çok uzun olacağı için maksimum 5'te tuttum. Üçüncü çarkımızda ise çıkan takıma ne kadar ek bütçe vereceğimiz yazıyor dostlarım. 10 milyon euro ile 500 milyon euro arasında ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Birinci çarkımıza geçelim ve çarkımızı çevirelim. Bakalım hangi takım gelecek. Güzel, Inter geldi. İyi bir takım. Daha kötüleri de vardı. Inter'e seviniriz. Bakalım Inter ile kaç sezon rebuild yapacağız? Inter ile 4 sezon rebuild yapacağız arkadaşlar. Uzun bir sezon oldu. Belki daha kısa çıkabilirdi. Inter 4 sezon ve ek bütçemizi çevirelim. İlk sezon ek 100 milyon euro bütçe koyacağız Inter'e dostlarım. Bakalım bu çıkan sonuçlarla Inter'e ne gibi başarılar kazanacağız? İlk amacım Şampiyonlar Ligi kazandırmak olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi takımları seçtik. Diğer takımlar gelseydi amaçlarım biraz daha değişebilirdi ama Inter güçlü bir takım. Eğer bu tarz farklı içerikleri beğeniyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hemen ben Inter'in başına geçiyorum ve o ekranda görüşüyoruz. Oyunumuza geldik şimdi. Inter'i seçtik görüyorsunuz. 98 milyon euro transfer bütçesi var. %'de biz ekleyeceğiz. 198 milyon euro gerçekten çok sağlam bir bütçe. Inter'in kadrosu zaten çok zayıf değil. Birazdan kadro ekranına da geleceğiz. Şimdi Inter'le yolumuza başlayalım. Gazamız mübarek olsun. Şuraya da göstereyim. Ek 100 milyon euro koyuyoruz. Onun harici başka bir şey yok. Yolumuza devam edelim. Hocamız basın toplantısına çıkıyor. Gerçekten renklerin çok yakıştığını düşünüyorum bize. Yolumuza çıkalım bakalım neler olacak. Taktiksel vizyonumuzu da Gegenpress'ten yana kullanacağız. Çünkü top kaybından sonra pres Inter gibi büyük takımların yapması gereken bir şey gibi düşünüyorum. Hemen yolumuza devam edelim. Inter'in kadrosu ekranlarda. Açıkçası daha sağlam kadro bekliyordum. O kadar beklediğimi karşılamadı. Ama yine de bir yola çıktık beraber. Yapacağız bütün işleri dostlarım. Üçlü savunmayı bozmayı planlıyorum. Dörtlü savunma oynayacağız. Burada transfer listesine eklenmesi gereken oyuncular var. Ve alınması sağlam olması gereken oyuncular var. Her mevkide en azından bir tane sağlam oyuncum var. Bu yüzden mutluyum. Şimdi şuradan yedeklerini de göz gezdirdikten sonra hemen ben gideyim birkaç oyuncuyu transfer listesine ekleyeyim. Oradan sonra yolumuza bakalım. Kalecimiz için Ramsdale'la görüşmelere geldik. 55 milyon euro istediler. 53'e anlaşacağımızı düşünüyorum. Sağlam bir kaleci lazımdı bize. Ramsdale hayırlı olsun. Ramsdale formayı giydi arkadaşlar. Gayet de yakıştı. Sağlam bir kalecimiz oldu. Sağ kanatımıza Takefusa Kubo'yu alıyoruz. 80 rating, 86 potansiyel. İyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Haydi hayırlı olsun. Mkhitaryan'a Roma'dan teklif vardı. Kabul ettik. 10 milyon euro gibi bir para kazandırdı bize. Görüşmek üzere. Stefan De Vrij'a da veda ediyoruz. O da 20 küsür milyon euro kazandırdı. Bu yaştaki oyuncuyu bu para gayet iyi. Kendine iyi bak. Sol kanat transferi için Phil Foden'la anlaştık. Kendisi 85 rating, 23 yaşında, potansiyelde 89. İyi olacağını düşünüyorum. Oyundaki verimini bilmiyorum. Bakalım bize nasıl bir katkı sağlayacak. Foden 18 numaralı formayı giyecek ve artık o da bizimle. Forma gerçekten yakıştı. Hayırlı olsun. Ve mevcut transferlerden sonra kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Santrafor'da Lautaro Martinez, sağ kanatta Kubo, sol kanatta Foden var. Hemen arkalarında yedek santraforumuz Ofe oynatıyoruz. Sanchez var. Orta saha ikilimiz Barea ile Hakan Çalhanoğlu. Sağ kanat bekimiz Dumfries. Stoper ikilimiz Bastoni Pavard olacak. Sol kanat bekimiz Dimarco. Kalede de Ramsdale var. Yedeklerimiz de 76 ile 83 arası gidip geliyor. Burada görmüş olduğunuz isimler yedek oyuncular. Belki birkaç tanesi daha transfer olur bilmiyorum şimdi. Ama biz bu ilk 11 ile yolumuza devam edeceğiz. Evet, belki şuraya bir OF alınabilirdi ama yapacak bir şey yok. Hatta burada Kore'ye bile zaman zaman oynayacaktır. Kendisini kiralıktan geri çağırdım. Çünkü bizim ona ihtiyacımız var. Bu kadro bence ilk sezon iyi yerlere gelebilir. Yani riskli mi? Evet riskli ama ben kadroma inanıyorum. Hemen sezon sonuna simülate edelim.
Birinci sezonumuzun sonunda kadromuz bu şekilde dostlarım. Martinez 90'a kadar yükselmiş. Burada Foden 88, Kubo 83 olmuş. Correia var burada. Diğer oyuncumuz satılmış galiba. Barea 88, Hakan 85. Dumfries çok artmamış. Pavard bir overall yükselmiş. DiMarco yükselmiş. Ramsdale yükselmiş. Yani ilk 11'imiz yavaş yavaş oturmaya başlamış. Eksik mevkileri de buradan görebiliyorsunuz zaten. O zaman bir de puan durumuna bakalım. Puan durumuna baktığımız zaman kıl payı ikinci olmuşuz arkadaşlar. 84 puanımız var. 26 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet almışız. 78 golle en çok gol atan ikinci takımız. 39 gol yemişiz. 39 da averajımız var. Milan bize 5 puan fark yapmış. Görüyorsunuz şurada Monza'ya falan yenilgilerimiz var. Hani o tarz yenilgiler almasaydık şampiyon olabilirmişiz. Burada Süper Kupayı finalde 3-0 yenerek kazanmışız. Haneye bir kupa yazdırdık. Coppa Italia'yı da biz kazanmışız. Napoli'yi finalde 3-1 yenmişiz. Kupa sayımız 2 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarımızdan 6'da 6 yaparak çıkmışız. 18 puanla gayet iyi. Son 16'da Arsenal gelmiş bizi 3-2 elemiş dostlarım. Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da veda ediyoruz. Oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman bizden Lautaro Martinez 38 maçta 31 gol atarak zirvede yer almış. Asist krallığında da Phil Foden 15 asistle zirvede. Clinch'te baktığımız zaman Ramsdale 7 clean sheet alarak 5. sırada. Şampiyonlar Ligi clean sheetlerine baktığımız zaman Ramsdale 12. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi asist krallığında bizden kimse yok. Şampiyonlar Ligi gol krallığında da yine bizden kimse yok. Kadro merkezine baktığımız zaman Ramsdale burada 44 maç oynamış. Herhalde bir sakatlık vesaire yaşadı ki yedek kalecilerimizi süre almışlar. 11 clean sheet çıkarmış. Verim krallığına baktığımız zaman burada Lautaro Martinez coşturmuş. 53 maçta 38 gol 9 asist yapmış. 47 verim inanılmaz bir sayı. Phil Foden burada transfer ettiğimize değen bir oyuncu olmuş. 17 gol 19 asistle oynamış arkadaşlar. Gayet iyi bir verim. Ve yine Kubo 80 overall'ıyla ona güvendik. O da 10 asist 10 gol yapmış. 20 verimiyle bize iyi ki transfer ettiniz diyor. Diğer oyuncularımız da bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz eksik bir kadromuz var. O kadroyu tamamlayacağız. İkinci sezonumuza geçelim ve kadro yapılanmamızı yapıp sezon sonuna simülate edelim. İkinci sezonumuzda oyunun bize 253 milyon euro transfer bütçesi veriyor. Çok sağlam bir rakam dostlarım. Bu bütçeyi çok iyi değerlendirip bu sezon hedeflerimizi daha da yüksek tutmayı planlıyorum. Kalecimiz Ramsdale için 105 milyon euroluk bir teklif var. Bu teklifi engelleyeceğim çünkü Ramsdale'a çok güveniyorum. Bu sezonda eğer ki iyi bir başarı sergilemezse bir sonraki sezon bakarız. İkinci sezonumuzda kadromuz şu an ekranlarda arkadaşlar. Correia'nın olduğu mevkiye bir transfer gerekiyor. OF almamız lazım. Eğer ki buraya iyi bir OF alırsak bence bu sezon bazı şeyleri başarabiliriz. Belki bir ihtimal burada Pavard'ın olduğu yere de stoper alabilirim. Pavard 84'e kadar yükselmiş. Daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum buradaki overall'ımızın. Yedeklere isim almamız lazım. Çünkü burada oyuncularımız yaşlı ve 70 overall'larda en az 80'e çıkarmamız lazım burayı. Yedek bir kaleci de almak zorundayız. Çünkü Audero kiralanmak istiyormuş ve ben de kabul ettim. Gidecek o birazdan. Hemen ben transfer yapılanmasını yapıyorum. Sizlere kadromu göstereceğim ve devamında yeni sezona beraber geçeceğiz. OF'ye gideceğiz. Nkunku'yu alacağız dostlarım. Chelsea'de mutsuz olduğunu gördüm. Kendisini transfer edeceğim. Bizlere hayırlı olsun. Nkunku 14 numaralı formayı giyecek dostlar. Formamız da giydi. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Bakın ne kadar mutluyuz onu aldığımız için. Haydi bakalım neler olacak. Defansımıza da Jules Kunde'yi getiriyoruz. Pavard'ın overall'ı çok yükselmedi. O yüzden oraya bir transfer lazımdı. Kunde bize hayırlı olsun. Yeni sezonda kadromuz bu olacak arkadaşlar. Nkunku burada çok iyi olacağını düşünüyorum ve burada da Kunde yine iyi bir etki vereceğine inanıyorum. Yedeklere transfer yapamadım çünkü bütçemiz bitti. Pavard yedeklere düştü. Yine iyi bir isim. Turan burada yine iyi bir isim ve Correia var. Diğer oyuncularımızın overall'ları biraz az. Yedek kaleci çözemedim. Yani bu oyuncu gittikten sonra yedek kalecimiz Rado olacak burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da 74 overall'da. Umarım bu bizi aksatmaz. Hemen sezon sonuna simülate edelim.
Sezon sonunda kadromuz bu arkadaşlar. Overall'larımız gerçekten iyi yükselmiş. Martinez, Foden, Kubo, hatta Çalhanoğlu bile yükselmiş arkadaşlar. 31 yaşında olması lazım. Evet, 31 yaşında yükselmiş. Dumfries artmış. Diğer oyuncularımız da bu şekilde. Bakalım puan durumunda neler yaptık? Çünkü mutsuz isimler görüyorum. Serie A'da puan durumu bu. 4. olmuşuz 79 puanla. Lider Roma 85 puanla şampiyon olmuş. 6 puan fark yapmış. 9 mağlubiyetimiz var. Bu 9 mağlubiyetin ikisi kaçıncı sıradalar bir bakayım. Monza'ya aldı arkadaşlar. Monza 11. sırada, 12 galibiyetleri var. İkisi biziz. İşin enteresan kısmı bu takım geçen sezonda 2 maçta da bizi yendi. Ya enteresan işler oluyor. 6 puan farkla şampiyonluğu kaçırmışız. 25 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetimiz var. 76 gol atmışız, 44 gol yemişiz. 32 de averajımız var arkadaşlar. Süper Kupayı biz kazanmışız. 4-2 finalde yenmişiz Milan'ı. Coppa Italia'da çeyrek finalde Fiorentina bizi elemiş ve Milan kupayı almış. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz buymuş. Bu gruptan 11 puanla lider çıkmışız. Son 16'da Manchester City gelmiş karşımıza. 4-2 onları elemişiz. Çeyrek finalde bizim ligden Napoli ile karşılaşmışız. 4-3 de onları elemişiz arkadaşlar. Yarı finalde karşımıza Dortmund gelmiş. İlk maç 1-1 bitmesine rağmen ikinci maçta bizi elemişler. Kupayı da Atletico Madrid kazanmış. Gol krallığına baktığım zaman Lautaro Martinez ve Foden 8 ve 9. sırada yer alıyorlar. Asistlerde Kubo 5. sırada yer alıyor. Clean sheet'te Ramsdale 5 clean sheet'le 12. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi clean sheet'lerinde Ramsdale yok. Demek ki bu sene yolları ayırmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi asist krallığında Hakan Çalhanoğlu 3 asistle aşağılarda. Gol krallığında da yine bizden kimse yok. Verimlere baktığım zaman burada Lautaro Martinez bu sezon çok gol atamamış. 23 gol 3 asistle oynamış. En verimli oyuncumuz Foden olmuş. 23 gol 8 asist. Kubo ile Foden'ı aldığım için çok mutluyum. Çünkü Kubo da yine double double yapmış. Görüyorsunuz 13 gol 12 asist. Nkunku da yine iyi bir verim yapmış. Diğer oyuncularımız da bu şekilde arkadaşlar. Yeni sezonda iyi transferler yapıp daha iyi yerlere gelmemiz gerekiyor. 3. sezonumuzda bize 240 milyon euro transfer bütçesi vermişler arkadaşlar. Bu bütçeyi çok iyi kullanmamız lazım. Kalecimizi değiştirdik ve Kobel'i transfer ettik. Artık bizimle beraber oynayacak. 1 numaralı formayı verdik ona. Çok da yakıştı. Hayırlı olsun. Orta sahaya Hakan Çalhanoğlu yerine Federico Valverde'yi getiriyoruz. Resmen seviye atlatacağız orta sahamıza. Valverde bizlere hayırlı olsun. Hakan Çalhanoğlu kulüpten ayrılıyor. 80 ya da 90 milyon euro gibi bir bütçe bıraktı bizlere. Kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere. 3. sezonumuzda bu kadroyla oynayacağız. Valverde ve Kobel eklemeleri çok iyi oldu. Bu kadro bence bu sezon çok iyi şeyler başaracaktır. Nkunku'nun kondisyonu sıfır arkadaşlar. Antrenman planından kondisyon çalıştırsam da burada sıfırda kaldı. Yedek isimler aldık burada görüyorsunuz. Pino, Bentancur, Depay ve Mamardashvili var kaleci yediğimiz. Burada Depay'ı oynatacağım bir süre. Nkunku tamamlasın kendi kondisyonunu. Ondan sonra ilk 11'e onu alacağım. Bu kadro bakalım bu sene neler başaracak. 3. sezonumuzda Serie A'da nihayet şampiyonluğa ulaşmışız. 92 puanla şampiyon olup 2. takıma 9 puan fark yapmışız. 38 maçta 29 galibiyet almışız. 5 beraberlik 4 mağlubiyetimiz var. 90 gol atmışız. En çok gol atan değiliz. Milan bizden 1 gol fazla atmış. Ama 33 gol yemişiz. En az gol yiyen takımız. 57 averajımız var. Süper Kupayı finalde kazanmışız arkadaşlar. Coppa Italia'da Napoli bizi 3-2 elemiş ve finalde Milan kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir grup gelmiş. Bu gruptan 15 puanla lider çıkmışız. Son 16'da Slavia Prag gelmiş. İnanılmaz kolay bir kura elemişiz. Çeyrek finalde kolay kura şansımız devam ediyor dostlarım. 3-2 Feyenoord'u yenmişiz. İkinci maçta yenilmişiz bu arada. Yarı finalde Manchester City gelmiş. 3-2'de onları eleyip finale kalmışız. Finaldeki rakibimiz Bayer Leverkusen. Final maçına geçmeden önce kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Herkesin overall'ı yükselmiş görüyorsunuz. Nkunku sonunda kondisyonunu arttırmış. Diğer oyuncularımız da bu şekilde. Bayer Leverkusen'in kadrosu ekranlarda arkadaşlar. Yani kötü bir kadroları yok.
Gabriel, Frimpong, Florian Wirtz, En-Nesyri, Correa, yani iyi oyuncuları var. Sol kanat bekleri, sağ kanat bekleri fişek gibi. Son 5 maçta da 2 beraberlik almışlar. Standart bir şekilde oynuyorlar üçlü savunmayı. Burada Florian Wirtz ve Correa'ya dikkat etmemi söylüyor oyun. Bizim kadromuzda bu şekilde arkadaşlar. Overall olarak, kalite olarak bence çok daha iyi düzeydeyiz. Hemen şuradan hızlı simulate edelim. 3-0 kazanıyoruz finalde. Çok iyi oldu bu. Hem ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni kazandık 3. sezonumuzda. Japon oyuncumuz Take görüyorsunuz. 2 gol birden atmış. Dimarco da golünü atıyor. 3-0 yenmişiz. 3 sezon sonra hem ligi aldık hem Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman gol krallığında bizden Depay var. 22 gol atmış. Demek ki Depay orada gerçekten kesmiş Nkunku'yu. Asist krallığına baktığımız zaman bu arada Enes Ünal hem golde hem asisti zirvede görüyorsunuz. Bizden Dimarco ve Depay 9'da 8 ile 5. ve 6. sıradalar. Kobel, çok istiyordum seni. İyi de bir transfer olduğunu biliyordum. Clean sheet de zirvede. Şampiyonlar Ligi clean sheetinde de yine Kobel zirvede. Şampiyonlar Ligi asist krallığında Dimarco, Nkunku ve Foden 5, 6 ve 7. sıradalar. Gol krallığında ise Depay ve Nkunku 13 ve 14. sırada yer alıyor. Kadro merkezine baktığımız zaman burada Kobel 48 maçta 20 clean sheet çıkarmış. 7 maçta da Mamardashvili oynamış. Yani bunları da oynasaydı herhalde tamamen hiç gol yemeyecekti. Verim krallığına geldiğimiz zaman burada Depay 53 maçta 28'e 10, yani 38 verimle verim kralımız olmuş. Nkunku ile beraber birbirlerini kesmiş olmalarına rağmen yine iyi verim yapmış ikisi de. Valverde iyi bir transfer olduğunu kanıtlamış, 22'ye 10 oynamış. Phil Foden burada iyi bir verim yapmış. Kubo'nun verimi düşmüş ama Şampiyonlar Ligi'ni bize kazandırdı. Hiçbir önemi yok. Diğer oyuncularımız da bu şekilde arkadaşlar. Hemen 4. sezonumuza geçelim ve sezon sonu artık videoyu bitirelim. Takımca hem lig hem Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığımızı bütün taraftarlarımıza gösteriyoruz. Görüyorsunuz taraftarlar sevinçli, bizler mutluyuz. Ekranlara sevincimiz yansıdığına göre son sezonumuza geçebiliriz. Yeni sezonda bize yönetim 317 milyon euro sağlam bir transfer bütçesi vermiş. Ama ben bu sezon harcama yapmayacağım. Görmüş olduğunuz kadroyla doğrudan sezon sonuna simülate edeceğim arkadaşlar. Bu kadro bence iyi bir kadro. Yedekleri olsun, ilk 11 olsun. Bu kadroyla bakalım 4. sezonumuzda neler başaracağız. Son sezonda overall'larımız bu şekilde. Lautaro Martinez 4 sezon boyunca bizdeydi ve 93 overall'a kadar yükseldi. Foden iyi yükseldi, Kubo iyi yükseldi, Nkunku 91 olmuş, Valverde, Barea 93 ve 92'ler. Takımda beklerimiz bir 96'da kaldı. Bir de Kunde 89'da kaldı. Onu da bir sezon geç aldığımız için öyle oldu. Diğer oyuncularımız komple 90. Gayet iyi bir kadroyla sezonu bitireceğiz. Bakalım ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık. Serie A'da puan durumuna geldik şimdi. Ligde 90 puanla şampiyonuz. Kanırta kanırta şampiyon olmuşuz arkadaşlar. 28 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetimiz var. 90 gol atıp 39 gol yemişiz. 51'de averajımız var. Gayet iyi. Bu arada Torino 4. olmuş. En az gol yiyen takım da onlar. Enteresan geldi bu bana. Süper Kupa'da yarı finalde başlıyorduk zaten. Napoli bizi elemiş ama kupayı yine Milan almış. Coppa Italia'da finali biz kazanmışız. Bir kupa daha yazıldı hanemize. Şampiyonlar Ligi'nde bu grup çıkmış ve bu gruptan yine lider çıkmışız. Son 16'da karşımıza geçen yıl final oynadığımız Leverkusen gelmiş. 5-1 eleyerek çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde de Aston Villa gelmiş. Kolay şanslar mı geliyor yoksa sezon ilerlediği için takımlar mı zayıflıyor bilmiyorum. Aston Villa'yı 4 atarak gelmişiz, yarı finaldeyiz. Yarı finalde Paris Saint Germain gelmiş. 5-4 elemişiz onları da. Ve finale City ile karşılaşmışız. Bu arada finali simülate ettim ama görmedim ne olduğunu. Hep birlikte şimdi göreceğiz. Finalde Manchester City kazanıyor. Ben çok inanmıştım kazanacağımıza. 1-0 City kazanmış arkadaşlar. Oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman gol krallığında Depay 19 golle 3. sırada. Aşağılarda yine birçok Interli oyuncu görebiliyoruz. Asist krallığına baktığımız zaman Depay ve Valverde 3 ve 4. sırada yer alıyorlar. Clean sheet'te ise Kobel 1 clean sheet'le zirveyi kaçırmış 3. sırada.
Şampiyonlar Ligi clean sheet'ine baktığımız zaman Kobel 2 clean sheet'le zirveyi kaçırıyor. Ederson zaten son maçta clean sheet alarak zirveye oturmuş. Eğer ki biz alsaydık son maçtaki clean sheet'i zirvede biz olacaktık. Şampiyonlar Ligi asist kralını biz çıkarıyoruz. 5 asistle Valverde zirvede. Şampiyonlar Ligi gol krallığında ise Depay 5. sırada. Gol kralı City diye birisi olmuş Slavia Prag'tan. Kadro merkezinden Kobel'in 18 clean sheet çıkardığını gördük yine. Gayet iyi bir rakam. İyi ki transfer etmişiz seni. Verimlere baktığım zaman Depay yine en verimli oyuncumuz oluyor. 29 gol 11 asistle 40 verim yapmış. Nkunku da 24 gol 11 asistle oynamış. O da iyi bir verim. Aynı şekilde Valverde ve Lautaro Martinez de yine 20 gol barajını aşmışlar. Yani hücumcularımız gerçekten iş yapmış. Kubo'nun biraz verim katkısı sonlara doğru düştü ama yine iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. İlerleyen rebuildlerde de mutlaka transfer edeceğimden eminim. Foden ve diğer oyuncular da bu şekilde arkadaşlar. Kariyer özetimizde ekranlarda arkadaşlar. Bir kulüpteydik sadece ve o da Inter'di. 4 sezon boyunca 2 şampiyonluk kazandık ligde. Kupalarımız çok fazla, burada yazmıyor o ama yine de ekranlara ben getirdim şimdi. Ve kıta turnuvalarında kazanılan toplam kupa, yani Şampiyonlar Ligi'ni de 4 sezonda bir kere kazandık. En farklı galibiyetimizi Bologna'ya almışız 5-0. En farklı mağlubiyetimizde de bu sezon bizi Atletico Madrid 4-1 yenmiş. Kulüp geçmişine baktığımız zaman 232 maç oynamışız toplamda. 165 galibiyetimiz, 32 beraberliğimiz, 35 mağlubiyetimiz var. Attığımız gol 494 iken yediğimiz gol 243. Yani bu inanılmaz bir sayı arkadaşlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Çark ne derse onu yaptık. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekçi rebuild serileri olsun, farklı lig challenge'larımız olsun. Her şey bu kanalda mevcut. Lütfen arkadaşlarınızı da davet edin. Kanala abone olun. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.